Merhaba değerli izleyiciler. İlçemiz Afşin'de üretici iş adamlarımıza yönelik çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz devam ediyor. İşte bunlardan bir tanesi İhsan Zincir Kıran. İhsan abim özellikle de güzel bir Antep fıstığı bahçesi oluşturmuş ve burada el emeği göz nuruyla memleketimizin ekonomisine katkı sunuyor. Hatta burada yetiştirilen Antep fıstıkları Gaziantep'teki Antep fıstığı kalitesinde müşterilerine ve tüketiciye ulaşıyor. Abi merhabalar. Merhaba, kolay hoş gelsin. Geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu zamanınızı bizim için ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Başlarca Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Şöyle, yani bir üretici olarak gerçekten ben buradaki alanı, ağaçları ve topladığınız ürünleri görünce gerçekten gururlandım. Çünkü üretim her zaman için ihtiyaç duyduğumuz bir şey bizim. Abi ben şöyle başlamak istiyorum. Sizler bu alana veya bu çalışmayı yapmaya ne zaman başladınız? 30 seneden beri, daha önce dikilmiştir. 30 seneden beri ben bu ürünü devam ettiriyorum, bakımını yapıyorum. Güzel. Güzel de verimini alıyorum. Güzel. Tabii şimdi değerli izleyiciler, bazen memleketimizde böyle farklı ürünlerin haberlerini yaptığımızda çoğunluk hemen yorum olarak yazıyor. Ya memlekette bu tür şeyler de yetişir mi? Veya bunlar olur mu? Yapsak işte zarar eder miyiz gibi şeyler söylüyor. Ben hemen sorayım abi. Siz nasıl oldu bunu bu hale getirdiniz? Veya hakikaten yapıyor musunuz? Zarar ediyor musunuz? Kar ediyor musunuz? Neler oluyor? Karımız oluyor, zararımız olmuyor. Şimdi diğer arkadaşlar da bu işe yönelik şey etseler, baksalar, devam ettirmek isteyen arkadaşlarımız buyursun, gelsin, devam ettirsin. Fakat faydası var, zararı yoktur. Evet. Masrafı da yoktur yani o kadar, masrafa da. Hani çok dibini güzel çapalayacaksın, gübresini atacaksın. Bedenle şöyle geride gübresini atacaksın ve çapalayacaksın, öylece bırakacaksın. Yani sonuçta bir bakımı var ama bakımı var. Çok ama zor değil. Zor değil. Ara sıra budamasını yapacaksın, kurularını alacaksın. Şu sahımları mesela. Evet. Şunları koparacaksın. Bu fıstıkları aldıktan sonra bunları koparacaksın. Kopardın mıydı gözesi olmuyor. İkinci bir gözeyi çıkartamıyor. Şunlar mesela yiyse niye göze? Evet. Şunları bu geleceği seneye gözesidir yani. Güzel. Senenin şimdi gözesi. Değerli izleyiciler bakın biz Afşin'de birçok alanda üretim yapan hemşehrilerimizle alakalı haberler yaptık. Üretimler yapıyorlar özellikle. Biz onlara haber yaptık. Birçok bahçede haber yapmışlığımız vardır ama fıstık bahçesinde ilk kez böyle bir haber yapıyoruz. Sağ olsun İhsan abi bu memlekette hem ekonomimize katkı sağlıyor hem de üretimimize katkı sağlıyor ve Antep fıstığını birebir Afşin'de yetiştiriyor. Evet, Antep fıstığının yetişmesi. Aynen. Buyurun. Oradan da dolgun. Antep'inkinden de dolgun. Antep'inkinden de lezzetli yayla malı çünkü. Çok güzel. Şimdi değerli izleyiciler, şöyle Alimpınar Mahallesi'ndeyiz ve o topraklardayız. Doğru mu abi? Evet. Afşin'imizin hemen giriş mahallesi önemli ve burada gördüğünüz gibi Antep fıstıkları yetişiyor. Ve İhsan abimin el emeği göz nuruyla burada büyük bir fıstık bahçesi oluşturulmuş. Abi şöyle tavsiye eder misiniz üreticilere veya üretmek isteyene, böyle bir şey oluşturmak isteyenlere tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim. Uğraşsınlar, baksınlar. Bakımı da öyle aşırı yorucu bir bakımı da yok. Evet. Fıstığı da güzel. Hani erkeği olmayan bir bahçede ürünü olmuyor. Bunun evet, mutlaka ki erkeği olması lazım. Döllenme yapmadığı zaman fıstık olmuyor. Bunun tozlanması yani onun lazım. Onun da göz önünde bulundurularak bir bahçe oluşturulabilir. Peki abi, siz burada ne kadar bir ağaç var? 75 tane ağaç var burada. Fıstık ağacı var. Evet, 75 peki tane. Siz ne kadar bir ürün alıyorsunuz her sene? Hemen hemen. Senede bir sene zayıf verir, ikinci seneye güzel veriyor. 300-500 kilo alıyorum. Ama ağaçlarım tam vermiyor. Neden vermiyor? Vereni var, vermeyeni var. Evet. Çünkü onları da aşılamamız gerekiyor. Bazı ağaçlarda erkek nohut gibi puttum deriz. Buna nohut gibi olana puttum olaraktan geçer. Güzel. Onlar fıstık değil. Onları da aşılamamız gerekiyor. Aşılamak için de budağını yaptırdım. Evet. Ve inşallah nasip olursa 6. ayın 15'ine aşıcım gelecek. Aşılama yapacak. Çok evet, güzel. Ve daha fazla verim alacağız daha inşallah. Daha verim artması için. Şöyle,
Siz yani bir şekilde yetiştirmişsiniz, topluyorsunuz, kurutuyorsunuz ve bunu ne yapıyorsunuz ondan sonra? Yani en azından bunu yapmak isteyenler, ya biz ağaçta yetişsin diye yapmıyoruz. Yani ne yapıyoruz bunları? Bunu pazarlamasını Elbistan'a toplar götürürüm. Taplacı arkadaşlara veririm. Evet. Ve kuru yemişçiler istiyorlar, bekliyorlar. Evet. Ve kuruttuğum zaman da Antep'te satıyorum. Bizim burada bilmedikleri için elmini evet. Fazla koyuyorlar, hımsıtıyorlar. Yani hımsıtma demek, yani sıcak oldu muydu? Evet. Çok oldu muydu? O, bu ufak bir kasada yerleştireceğim. O serince olacak. Bunun yeri serin olacak. Sıcak oldu muydu? Bu mıcır olur. İlmini bilmeyince de İlmini bilmediği için şey yapmıyorlar arkadaşlar. Ama Gaziantep bu işi biliyor. Gaziantep bildiği için tabii. Gaziantep'e kurulup kurusunu götürüyorum. Çok güzel. Şimdi değerli izleyiciler, elbette emek olmazsa olmaz. Mutlaka bu işlere başlarken bir emek veriliyor. Ama hakikaten memleketimizde bu şekilde değerli iş adamlarımızın, üreticilerimizin olması bizi şuna gururlandırıyor. Bakın. Bu anlamda evet, gerçekten güzel. Gaziantep fıstığımızı ayağımıza kadar getiriyor İhsan abi. Allah razı olsun. Güzel bir çalışma. Ben tebrik ediyorum, takdir ediyorum. İnşallah artarak da devam eder. Bakın, ilçemizde lavanta yetişiyor, salep yetişiyor, kekik yetişiyor. Buna benzer yani büyük tarlalar oluşturuluyor artık. Ve ben fındık bile yetiştiği haberini yapmıştım. Yani Karadeniz'in fındığı ilçemizde yetişiyor demiştim. Yetişir. Bakın, ilçemizde fıstık da yetişiyor. Ve İhsan abim 30 yıldır bu topraklarda Antep fıstığını yetiştiriyor. Özellikle tavsiye ediyoruz. Ve bu işi yapmak isteyenlere de ücretsiz olarak İhsan abim danışmanlık yaparım diyor. Yaparız. Eyvallah. Yardımcı da oluruz. Yapmalarını da tavsiye ederim. Çok güzel. Yapmakta abi, çok fayda var. Ediyorum. Şu fıstıklar mesela. Bunlar dolgun olanı değil. Evet. Bunlar evet. Şiye verimsiz kalmışlar ve tozlama, döllemeye verimsiz kalmışlar. Bunlar açtır. Ama dolmuş. Bunlar? Onlar dolgun. Aynen. Evet, aynen. Buyurun. Güzel. Buna bak. Evet. Buyurun. Yani içinde hemen hemen çıkmıyor. Fakat heh. O zaten açılmak üzere dolu olduğu belli. Heh. Evet. Evet. Buyurun. Evet. Güzel. Abi çok teşekkür ediyorum. Yani en azından bu bölgenin tarımına, ekonomisine katkı sunduğunuz için. Ayrıca da üretimi teşvik noktasında vermiş olduğunuz bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha bereketli olur. Bir hafta öncesi itibariyle de hasata başlanmış ve İhsan abi şu anda ürünleri toplamış, kurutuyor. Yakında da inşallah tüketiciyle buluşacak. Ben de size çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Bu değer verdiğiniz için arkadaşlara da gerekenle konuşalım. Danışalım. Yapmak isteyen arkadaşlar buyursun gelsin, beklerim de yani. Çok güzel. Yardımcı çok teşekkür ediyorum yani. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Baş tacı. Değerli izleyiciler, üretim alanında tarıma katkı sunan, eğitime, ekonomiye katkı sunan iş adamlarımızı birebir faaliyet alanlarında ziyaret etmeye ve sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.